Şimdi efendim bu haber hem biraz buruk hem de biraz aslına bakarsanız sevindirici. Çünkü o zamana kadar 3-4 yıldır gibi bir süre gelmiş. O süredir de su gitmemiş oraya. Bir yandan üzücü. Çünkü yani yıl olmuş kaç halen su varmamış noktalar var. Ama bu noktaya eğildiği için de yine Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür edelim. En azından bu sene bu sorun çözülmüş o köyde. Devam edelim. Konyaaltı Belediyesi sergi salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren belli önlemler çerçevesinde yeniden açılmasına izin verilmesiyle kapılarını yeniden sanata açmış oldu. Bu kapsamda Türkiye Selçuklu Mimari Eserleri sergisi Konyaaltı Belediyesi fuaye alanında sanatseverlerle buluştu. Sergide yer alan eserlerin özelliği ise uzaktan eğitim sonrası yapılan resimlerin sosyal medyada dereceye alınarak sergilenmesi. Konyaaltı Belediyesi sergi salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren belirli önlemler çerçevesinde yeniden açılmasına izin verilmesiyle kapılarını yeniden sanata açtı. Bu kapsamda Türkiye Selçuklu Mimari Eserleri sergisi Konyaaltı Belediyesi fuaye alanında sanatseverlerle buluştu. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in de katıldığı açılışa Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan, öğrenci ve öğretim görevlileri de katıldı. Alanya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan ise Antalya ve Alanya'nın Türk tarihi ve kültürü adına güzide kentlerden biri olduğunu belirtti. Açılışta konuşan Başkan Semih Esen, böyle sergilerin sanata ve tarihe ufacık da olsa bir katkı sunması adına önemli olduğunu belirterek hayırlı olmasını diledi. Sanata ve tarihimize ufacık bir katkı bile olsa sunması dileğiyle çok insanı görmesi dileğiyle hayırlı uğurlu olmasını diledi. Başkan Semih Esen ve Rektör Profesör Doktor Ekrem Kalan, eser sahipleriyle birlikte serginin açılış kurdelesini kestikten sonra sergiyi gezdi. Esen, eser sahibi öğrenci ve öğretim görevlilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Esen, eser sahiplerinin çalışmalarından dolayı tebrik etti. Semih Esen ve Rektör Profesör Doktor Kalan, eser sahiplerine katılım belgelerini verdi. Covid-19 döneminde üniversitenin uzaktan eğitim uygulamalarında sanat tarihiyle temel sanat eğitim dersleri kapsamında öğrenciler karantina döneminde Antalya, Alanya, Konya, Niğde, Sivas ve Kayseri gibi 26 ilde bulunan 13. yüzyıla ait 106 Selçuklu mimari eseri değerlendirdi. 70 adet eserle 70 öğrenci eşleştirilerek sulu boya, kuru boya ve pastel boya türlerinde çalışıldı. Üretilen eserler Instagram online sergi platformunun sayfasında sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Türkiye Selçuklu Mimari Eserleri sergisi öğrenci ve öğretim görevlilerinin çalışmalarından oluşan sergi Konyaaltı Belediyesi fuar alanında 17 Temmuz'a kadar açık kalacak.